sonlandırılması için ihtiyaç duyulan politika değişikliklerini konuşturmayarak kendi iktidarlarını korumak istiyorlar. Üstelik aynı tavrı terörü muhaliflerini sindirecek bir fırsat olarak kullanarak da gösteriyorlar. Birileri yine Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını kendisine emir bilmiş olacak ki 3 akademisyen tutuklandı. Tutuklanma gerekçeleri terör örgütünü eleştirmemek. Ülkenin başkentini silahlı terör örgütlerinin at koşturduğu bir kente dönüştürenler, bu konuda siyasi hesap vermek, bu durumu değiştirmek ve engellemek yerine hala siyasi fırsatçılık peşindeler. Bitmek bilmeyen güvenlik zirvelerine, her terör saldırısından sonra hiçbir siyasi sorumluluk almadan vatandaşla alay eder gibi verilen demeçlere hiçbirimizin tahammülü kalmadı. Bu derhal yapılması gereken 4 adım öneriyoruz. 1. Türkiye'yi tüm terör örgütlerinin hedefi haline getiren, sınır güvenliğini tamamen ortadan kaldırmış olan dış politika 180 derece değişmeli. Türkiye'nin sınır güvenliği derhal Türkiye için sağlanmalı. 2. Meclis yeniden işler hale getirilmeli. Her şeyden önce Türkiye'nin içinde bulunduğu terör sarmalından çıkması için etraflı bir tartışma yapılmalı. Ve 3. Türkiye üst üste terör saldırılarının hedefi olurken en temel görevini yerine getirmekte aciz kalan ve başarısız olan İçişleri Bakanı Efkan Ala derhal istifa etmeli veya Sayın Başbakan tarafından görevden alınmalıdır. 4. Emniyet, istihbarat gibi güvenliği doğrudan ilgilendiren kurumlar başta olmak üzere bürokraside ülke çıkarlarına göre, partiye yakınlık esasına göre değil, liyakat esasına göre atama yapılmalıdır. Biz eleştirilmeyelim, bizim politikalarımız aynı kalsın denilirse AKP hükümeti de terörün ortağı olacaktır.